Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bambu bir ipim var onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim 100 gram 230 metre uzunluğu olan bir ip. Şöyle arkadaşlar. İpimiz şöyle ince bir ip. Yazlık örgüleri, mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz uygun bir ip. Bununla güzel bir model başlayacağız. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkartalım. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Ve modeli kurmaya başlayacağız. Ben şöyle kısa bir anlatım olduğu için lastiksiz başlayacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Bu model lastik istiyor arkadaşlar. Kıvrılma yapabilir. Şöyle hemen ilmeklerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 model kurmak için artı 2 bir tane fazla almışım hemen çıkardım. Şu anda toplamda 10, 17 ilmek var şişimde. 17 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şimdi bir sıra önce ters örelim. Zemin oluşturmak için dediğim gibi lastik yapmayacağım. Bir sıra ters örgü olarak örüyorum. Ön yüzüne geçtiğimizde modeli kurmaya başlayalım. Şu anda ilmeklerimizin arka yüzündeyiz bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi şu şekilde iki kez örüyorum. Bakın bir ördüm aynı ilmeği tekrar örüyorum. Arka yüzünde ilmeklerimizin boyunu uzatmak için bu işlemi yapıyorum. Şu anda birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar böyle iki kez örerek yapıyorum. İsterseniz iki kez dolayarak da yapabilirsiniz bu şekilde. Böyle de örebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle iki kez örerek. Hangisi elinize kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Sıra sonuna geldim. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi iki kez düz olarak ördüm. Bunun bir ilmeğini boyun uzatmada kullanacağım ilmeklerin Şu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu şekilde açarak ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. 3 ilmeğin bu şekilde boyunu uzattım. Tekrar sol şişimi aldım. İpimi de ön tarafa aldım. Bu 3 ilmeğimi önce bir ters olarak kestim. Yani şişimden çıkarmadan bir kez doladım. Bir kez daha ters olarak ördüm. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeğin boyunu uzattım. Sol şişime taktım. İpimi öne aldım. 3 üç ilmeğimi üçünü bir bir kez düz ters ördüm. Bir doladım ipimi bir kez daha ördüm ters olarak. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 3 ilmeğin boyunu uzattım. Sol şişimi aldım. İpimi kendimden tarafa aldım. 3 ilmeğimi bir kez ters olarak ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ters olarak ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. ikinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Son 3 ilmeğim kaldı. Onu da aynı şekilde yapıyorum. 1, 2, 3 ilmeğim boyunu uzattım. Sol şişimi aldım. İpimi kendimden tarafa aldım. 3 ilmeği bir kez ters ördüm. 1 doladım. 3 ilmeği tekrar ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz üçlü üçlü gruplar halinde. Birinci ilmeğimi bu üçlü grubun birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bir kez ipimi doladım, daha sonra ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 3. ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Üçlü gruba geldim. Birinciyi düz olarak ördüm. İkinciyi arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bir kez doladım, daha sonra ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Şöyle bir görüntümüz olacak. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. Bir kez ilmeğimi ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir düz ilmek ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Üçlü grupta olanları birincisini düz olarak ördüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. İlmeğimi bir kez düz ördüm şişimden çıkardım. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Aynı işlemleri yapıyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Son ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. bir ilmek ters ördüm bakın üçlü ortadaki şu üçlü ilmeğe gelince üçünü bir şu şekilde düz örüyorum 3 ilmeği bir aldım düz örerek kestim bir ilmek ters ördüm yine sıradaki ilmeğim ters üçlü ilmek zaten belli kendini belli ediyor üçünü bir alıyorum düz örerek kesiyorum bir ters 2 ters. Üçlü ilmeğimizin üçünü bir düz örerek keselim. 1 ters, 2 ters ilmek. Üçlü ilmeğe geldik. Üçünü bir düz örüyorum. Düz örerek kestim yani. 1 ters, 2 ters ilmek ördüm. Yine üçlü ilmeğe geldim. Üçünü bir düz örerek kestim. Kenarda bir ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Beşinci sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Beşinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Ön yüzünde düz arka yüzünde ters örerek modelimizi tamamlayacağız. Evet. Kenar ilmeğimi dördüm. Altıncı sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son sıramız modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel bir model. İpimiz de çok uygun bu modele. Şöyle yumuşacık bir görüntüsü oldu. Dokusu bakın şöyle yumuşacık. Kenar ilmeğimi dördüm. 6. sıra arka yüzünde ters olarak ördük ilmeklerimizi. Evet bakın modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek arkadaşlar. Hep bu altı sıranın tekrarından oluşacak. Harika bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sırada bütün ilmeklerimizi şöyle iki kez örüyoruz. Bakın aynı ilmeğe iki kez batarak düz örüyorum. Şöyle ilmeklerimizin boyunu uzatmak için bu işlemi yapıyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi şöyle 2 kez düz örüyoruz. 1 2 1 2 kez aynı ilmeğe batarak örüyoruz. Kenar ilmeğini de ördüm. Şöyle. 2. sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeği şöyle açarak boylarını uzatıyoruz. Bakın iki kez dolanmış olduğumuz ilmeklerin boylarını uzattık. Tekrar sol şişimi aldım bu 3 ilmeği. İpimi öne aldım. 3 ilmeği bir kez topladım ters ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Aynı işlemi devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Aynı tekrar 3 ilmeğin boyunu uzattım. Tekrar sol şişime taktım. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimi birden üçünü bir ters ördüm. 1 doladım. Bir kez daha ters olarak ördüm ilmeğimi. 1 2 3 ilmeğin boyunu uzattım tekrar sol şişime taktım ipimi kendimden tarafa aldım üçünü bir ters ördüm şişimden çıkarmıyorum bir kez doladım bir kez daha ters olarak ördüm son 3 ilmeğimizi de aynı şekilde yapalım Kenar ilmeğimi dördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın ilmeklerimiz üçlü üçlü gruplar halinde. Bu üçlünün birincisini düz örüyorum. İkinci ilmeğe yani ortadaki ilmeğe gelince önce arka taraftan. Bir ilmek çıkarttım, bir doladım, daha sonra ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bir doladım, ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek daha düz ördüm üçlü gruba geldim. Birinciyi düz ördüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şişime bir kez ipimi doladım. Daha sonra ilmeğimi düz olarak ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir ilmek düz ördüm. Üçlü gruptan yine birinciyi düz örelim. İkincinin arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım. Bir kez dolayalım ipimizi. İlmeğimizi düz olarak örüp şişimizden çıkartalım. Sıradaki ilmeğimiz düz. Son 3 ilmeğimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, ters olarak örüyorum. Bakın şu üçlü ilmeğe geldiğimde üçünü bir düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğim ters, ikinci tersi de ördüm. Üçlü ilmeklerimiz belli zaten bakın. Bir ilmekten üç ilmek çıkarmıştık. O ilmeğe geldiğimizde üçünü bir düz örerek kesiyoruz. İki ters. Üçlü ilmeğimizi düz ördük kestik. İki ters. Üçlü ilmeği üçünü bir şöyle aldım. Düz örerek kestim. İki ters ilmek. Sıradaki üçlü grubumuz bakın şöyle zaten belli. Onun üçünü bir alıyorum. Düz örerek kesiyorum yani. Kenarda bir ters ilmek bir de kenar ilmeğini ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 5. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi dördüm. Evet, bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Altıncı sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi şimdi düşürdüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Altıncı sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. modeli iki kez kurmuş olduk. Kenar ilmeğimi de ördüm düz olarak. Evet. Bakın böyle arkadaşlar model şöyle tam oluşmaya başladı. Gayet güzel. Daha kalın şiş de kullanabilirsiniz şöyle göstereyim. Evet. Bir de şöyle büyük bir parça yaptım. Yani buna göre biraz büyük diyelim. Bunu da şöyle bir lastikle başladım. Tekstil tipi şöyle başlama tekniğiyle. Bunu kenara bırakıyorum. Bu lastikten yapmak isterseniz kanalımda var videosu. Yapım videosu. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bence harika bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle kabarık kabarık arka yüzde sanki nohutlar var gibi. Kenar ilmeklerimiz. Modeli yakadan başlama örgülerinizde de yaparsanız şöyle bir görüntüsü olur. Evet, bugünkü modelimiz de buydu. Bu modelden bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz kullanışlı ve yapımı da gayet kolay, güzel bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Nelerde uygulayacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz izleyen arkadaşlara da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.